Star Trek 3. sezon canavar gibi, bomba gibi, fişek gibi, A takımı gibi devam ediyor. Ensigns ya da Ensigns Science bunun tartışmasını yaptık bölümden önce. Ben Amerika. de üniformayı değiştirdim gördüğün gibi. Evet sen de Adidas'ın Star Trek serisiyle inanın <laughs> keşke yapsalar böyle ama. Böyle bir seri yok. <laughs> ben böyle bir tişört buldum balına bunu giydim arkadaşlar. Çok güzel bu arada. Renk tonu çok iyiymiş bu arada bayıldım. Bir tane evet bir tek işte bu lazım. aşağıda bu yukarıda olmalıydı yani şu an evet. ben de reverse yani Mirror World'daki Star Trek'çiler bir de Mirror World bölümlerimiz var daha onlara denk gelmedik. Ha <laughs> daha, daha onlar bortum. var. Evet. Aa tabii canım. DC'nin asla beceremediği bölümler gibi böyle çizgi romanlar gibi mi? Bütün dünya tersine döner ve işte her şeyin kötüsü çıkar falan tarzı mı oluyor? Biraz öyle evet. Star <laughs> Trek olabilir o fikir bu arada 60'lar olduğu için? Kim kimden aldı belli değil. Kesin canım bir yerden çakılmıştır o. Peki bu bölümde neler oluyor? O'Brien abimiz bile cello çalıyor bu bölümün başında ki O'Brien'i daha çok görmedik bu arada. 2 iki sezonun, ikinci sezonun sonunda daha çok görmeye başlamıştık. Üçte daha aktif girmedi. Burada Data da işte müzik yapmaya çalışıyor. İşte e, biraz konu şeyden geliyor işte mükemmel olmak, hata yapmak, hata yapmamak gibi bir ortamdan gelip sonra Data'nın işte samimi olmayı, insanlar neden samimi olur? Samimi olmak güçsüzlük müdür? E, falan gibi böyle bir sorgulamalar oluyor vesaire. Şimdi Tancan tamam biliyorsun bana Star Trek sorulduğu zaman ben hep derim ki... <gülüyor> 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 üçüncü sezon, bütün, bütün sezonu böyle gidiyor. Son bölüme evet, geliriz Abi üçüncü <laughs> <laughs> Star Trek Next izleme, üçüncü sezondan başlıyım. Bak 2. bölüme geldik ki bu ikinci bölüm nispeten daha az e, bilim kurgu bir bölüm diyelim hani bu bölüm Evet, mı? daha o siyasi diye. bir bölüm bayağı aslında. Evet, evet. Bas abi bir bas abi, abi Tekno hani Tekno Babil dediğim de şey ya böyle. işte abi kuantum enjektörleri bilmem neyle diapozam olduğu için işte Diap <laughs> bir <gülüyor> <gülüyor> işte böyle. O tarz diyaloglar değil de aksine şey güzel paralellikler var yani e, Picard diplomatik bir mücadele veriyor, e, bir yandan Data da diplomatik bir mücadele veriyor ve herkes bu yolculuk sırasında güzel bir takım bir şeyler öğreniyor. Ve biz de Starfleet'in diplomasiyle alakalı bir yer olduğunu yine hatırlıyor ve yine hoşumuza gidiyor hepimiz tıpkı bir önceki bölüm gibi. Evet yani işin içinde diplomasi var. İkili ilişkilerde insanın samimiyeti samimiyetsizliği var. Ee, imkansızı aramak var. Hele <laughs> de bölüm boyunca çok e, bahsedilen bir konu. Peki nereden geliyor? Biraz da bölümden bahsedeyim yine kısaca girerken. Ee, koloni gemisi Artemis'ten işte Settler'lar. Ee, o koloni kurması gereken ekip. Yanlış gezegene gidiyor. Aslında yani yanlış gitmiyor ama e, arızalandığı için Shuttlecraft'ları başka Septimus Minor'a gitmeleri gerekirken başka bir yere gidiyorlar. Orası da e, Shellyak'ların e, Shellyak'lara ait olan bir gezegen. Ve orada Shellyak'ları tanıyoruz. Ya, i̇nsanları asla sallamayan e, alt yaşam formu olarak görülen Shellyak'ları görüyoruz. Ki burada yine sana meşhur sorumu soracağım. Bu Shellyak'ları ileride göreceğiz mi? <laughs> yine, yine gizemler var diyorsun. Evet. Tamam ondan sonra tabii e, Şeryaklar da gelip diyorlar ki bizim Almanya'dan oğlumuz geliyor. Zaten burası da bizim çıkılan lan buradan ben oğlumu oturtacağım diyor. Ondan sonra e, Picard'da panik olup e, ne kadar süre çıkaracağız? E, Bir dört gününüz var ama dört haftada bile çıkmayacak sayıda insan var. Çünkü 15 bin kişi olmuşlar yaklaşık 92 sene içerisinde ve iş iş biraz siyasete dönüyor. Data burada e, aslında başta sorguladığı yani insan zihnini sorguladığı kısmı birebir yaşamaya başlıyor. İnsanları samimi olarak mı ikna edecek, sert mi davranacak, onları ikna etmek için tehdit mi edecek, e, yakınlaşacak mı hiçbirini bilmeden gittiği bir yerde bayağı zor bir işe soyunuyor. Çünkü aslında şöyle bir şey de var. Herkes birbirinden en zor işliyor. Picard'la Riker, La Forge'sa e gidip Bunları çıkarmanın yolunu bulun imkansızı duymayacağız falan diyor. Bunlar peki ya, bir falan diye gidiyorlar. Ryker'la Picard işte Dayete'ye diyor ki git bunları ikna et ama edemiyorum olmaz edemiyorum yok edeceksin falan. Bu iş hayatında yine çok e, karşılaştığımız bir konudur. Evet. Buradan da iş siyasete girmeye başlıyor ve çatallanarak böyle devam ediyor. Aslında bir önceki bölüm ben şey demiştim ya bilim kurgu işte falan hani çok iyi oldu falan. Ama bu bölüm tekrar siyasete dönüyoruz ama kaliteli siyasete dönüyoruz. Hani öyle tırıvırı değil, böyle şirket içi ya da e, gemi içi bir şey değil, ya da işte e, ama merkezden adam yolladılar denetime geldiler tarzı bir şey de değil. Gerçekten bir konflik var ve bunu ya konuşarak e, ikna etmek zorundasın. Çünkü insan oldu tuhaf. Biraz uzattım ama şunu da ekleyeyim hemen. Bir yere geçiyorsun, 92 sene geçiyor aslında çok kısa bir süre. Yani tırnak parçasının küçük bir parçası kadar bir süre. Hemen ecdadımız olmuş. Evet abi evet ecdadımız kanımız şu tepede <laughs> da, bizim dayı oğlu evet, falan. <laughs> o, da, o da çok güzel bir eleştiri bence hemen. Burada bizim toprağımız falan işte dünyamızda da hani çok konuşulan bir şey var ya hani hmm. bilmem kimler geldi buraya hatta işte şu an devam eden Ermenistan Azerbaycan meselesinde bile. ortada bir toprak var kimin toprağı savaştır herkesin birisi bir şey olmuş orada yani biraz burada insanların genel olarak bulunduğu ortama yerleşip yuvalanma huyunu eleştiriyor sanki dizi bana öyle geldi. Burada bizim dedelerimiz öldü. Yani tabii herkesin dedesi bir noktada bir yerde ölüyor aslında. Hani hep dedelerimizin öldüğü yerlerde kalsak gelişemezmişiz insanlık tabii. olarak gibi böyle bir genel bir bakış açısı atıyor dizi burada. Belki Anadolu'da bile olmayacaktık yani baktığında değil mi? Tuhaf olacak. Ya evet abi biz... Tabii canım benim ecdadım Altay Dağları'nda yatıyor olması lazım şu an. Biz Kadıköy'de oturuyoruz. Var mı? <laughs> <laughs> Third Wave <Köyümüze>, Cafe'deyiz. <laughs> köyümüze dönsek döndürürüz yani ne bileyim bilmiyorum ki. Ya tabi ben bu benim de yıllardır sorguladığım bir şey. Yani insan yaşamı insan yaşamı deniyor. İnsanlar için e, bu savaş veriyor da insanlar evet hani şu, şunu anlıyorum. Yerleşik hayata geçtikten sonra ve toprağa ekmeye başladıktan sonra aslında asıl zarar ortaya çıktı konusu hep tartışır ya bilim adamları tartışır, sosyologlar tartışır, e, hukuk, hukuk bile bunu tartışır. Çünkü artık sahiplenme başlıyor. Sonra tabii bu ben çok öncesinden bahsediyorum. Ekonomik sistemlerden öncesinden bahsediyorum. Ve bundan sonra insanlarda bir alışkanlık oluşmuş. Bu da genetik bir şey herhalde. Yani bu sanatın kökeninde bile var. Mesela şey okumuştum. İşte bugün insanların ilk başta bir doğa resmi gördüğünde sevmesi ya da hemen ilk doğa resmi çizebiliyor olması ciddi anlamda çok genetik bir kökene gidiyor. Çünkü uzun çayır çimen ortamlarda yürüyen ilk insanlar hep Doğan Güneş dağlar, çayırlar, bayırlar görüyordu ve bunun da genetiğe işlenmiş bir hali vardı. Güzel bir açıklaması vardır. Bu da herhalde bir alışkanlık. Yani toprağa yerleşmek insanın insan olduğunu hissettiren, tatmin eden, yani bir yere bağlılık hissettiren bir şey. Star Trek'te bunu yakalamış aslında ve bunun aslında çok da insana bir faydası olmadığını zaman öleceksin diyorsun. Adam diyor ki ölürüz o zaman. Öleceksen niye o zaman e, yaşamaya çalışıyorsun? Gibi bir şeye geliyor konu. Hani ben şimdi bunu sorguluyorum. Biz toprağımız için ölürüz. Tamam şimdiki siyasi konuyu falan anlıyorum. Bir başka bir kenarda ama o. insan doğası olarak bunun sorgulandığı kısma gelince çok mantıksız duruyor yani. Tabii canım şey gibi değil bu. Sınır sınır çatışması değil. Adam diyor ki seni gel uzay gemisiyle buradan alayım başka bir gezegene bırakayım <laughs> diyor. Yani <laughs> e, yani iki, iki ulus arasında tabii ki sınır mücadelesi işte senin dediğin de o yani iki, iki, ulus arasındaki sınır mücadelesi başka bir şey. Bir de bizi uzay gemisiyle aldılar ve başka bir gezegene bıraktılar. E sonra o gezegende yaratık varmış başka bir yere gidiyoruz. E tamam gidelim çünkü herif lazer sıkıyor yani öyle şey gibi değil. Bomba ee, Bombe atmıyor yani. yani. Herifin dedesi yok yani herif lazerle geliyor yani hanım. <laughs> <laughs> hani insan insana mücadelelerde bunlar anlamlı ama işte burada bence dizinin biraz eleştirdiği şey yani bak. Hani adam artık 5000 senesi de kolonist olmuş. Hala dedem dedem edebiyatı yapıyor. Yani evet sağ bu ya. dedem edebiyatını. Bir de şey çok ilginç. Star Trek Next Generation'a başladığımızdan beri daha efendi aklı başında bir grup kolonistle rastlamadık. Farkındasın değil mi? Hepsi push. Evet ya. <laughs> Ve devamlı güçleniyor oğlum. İnanılmaz bir güç şeyi var böyle. Her gelen hmm. daha güçlü. Bork geliyor güçlü. Şelyak geliyor güçlü. Yo yo kolonistleri diyorum abi uzaylı. Ha dönüyor. pardon kolonistleri diyorsun. Evet evet orada biraz... İlk bölüm Escape from Far Farscape mi hatırlamıyorum bölümün ismi de. Böyle İrlandalı. ay kullanıyordu ya böyle bir tane deniz anasını köle etmişler. Ha sonra. ha Ta tamam, en başa ilk bölüm, gittin sen. Ta tamam. ilk, ilk bölüm. Ta ilk bölümde kuş kolonistler var. Efendim başka bu kolonistlere gidiyorsun... Hep... Yok bilmem ne de savunamamışlar. Borglar analarını patlatmış. Yok öbür tarafa gidiyorsun orada bir şey olmuş. Yok buraya gidiyorsun ayaklanıyorlar. Biz bileyim. biraz götüz galiba insan. <laughs> ha, hemen bir koloniye gidiyorsun. Koloni bir anda İrlandalılar çıkıyor. Uy uşa um falan diye böyle kemer çıkıyor. <laughs> Alay çekiyorlar. Öbürüne gidiyorsun oradaki kolonist kendini kolonluya kolonluya kendisini cima etmeye evet başlamış. Evet ya bir tane iyisi inanılmaz bir kategori oluşturmuş falan. Böyle bir tane düzgün kolonist çıksın arkadaş. Bir şöyle de bir kolonist çıkmıyor, çıkmıyor ki. Ha Data Bey hoş geldiniz. Ne uzaylılar mı geliyor? E biz de burada 15.000 kişiyiz ölmeyelim. Haydi o zaman toplanalım da gidelim. <laughs> hep deniyor hep deniyor. Bu biraz şey planlaması mı acaba? Hani şaka bir yana kolonistler e, merkezden kopunca ve aradan çok uzun zaman geçince o gelişmeyi yakalayamıyorlar. Ve aslında ilkel kalıyorlar gibi bir durum var galiba. Hemen çünkü survival takılıyorlar ya orada bir de. Survival olunca hemen panik hali başlıyor. Bir de şeyi unutmamak lazım. Amerika da yazılıyor ya bunun senaryosu. Amerika dediğin full New England'dan göçmüş muhafazakarların Tabii. E, kurduğu bir ülke yani bir açıdan baktığın zaman. Sonra o yani İngiltere'den göçüp New England'ı kuran kolonistler hadi demişler Afrika'dan kendimize köle getirelim. Hadi bir de falan yani Amerika'nın kuruluşu çok farklı. Şimdi mesela bizimkisi gibi değil. Ben bazen şeyi fark ediyorum. Bu Amerika'nın bu koloniye, bu Amerika'nın bu pioneer'da falan olan mücadele, merakı keşfe olan merakı şimdi bizimkinden farklı. Bizde ne? Bizde ecdat sıkılıyor. Ya diyor yan dağın arkasında diyor çok güzel Çin prensesleri var. Yürüyün abi diyor. Hadi <laughs> 15 bin atlı gidiyorlar. Yer misin yemez misin? Ya biz Klingonlarız yani anladın mı? Maalesef. <laughs> birazcık Next Generation'daki bu ya da aslında genel olarak Amerikan bağlamında gelen her edebiyatta böyle bir işte kolonist, işte cesur adamlara bağlı, ha, muhafazakar adamlar. Hep böyleler ya. Bunun olması sebebi Amerikan tarihi. Herif kendi Geçmişine bakıyor isteriz. Hiç şey gibi kolonist yazmadılar ki şu ana kadar. 15 bin uzay gemisi çıkmışlar. Uzayda böyle sıka sıka gitmişler. Tabii Hadi şey, demişler. Orada da oranın sahibini tokatlayarak kovmuşlar. Bir de prenseslerini atlayıp üstüne film çekmişler. <laughs> böyle, daha görmedik. Halbuki benim ecdadıma baktığı zaman benim ecdadım hakikaten şey. Atlarla vura vura gelmiş. Bir de Bizans'ı fethetmiş. Bir de fethetip sonra da demiş ki ha koyduk artık Kaiser'in manını alıyorum falan demişler. yani <laughs> Kafamıza göre. Amerika'nınki ise hep şey işte biz Hampton'dan geldik. Ha, o zaman buranın ismi New Hampton olsun. <laughs> Burası Boston <laughs> olsun. cadı diye yakalım. Yani sizin tarihiniz arkadaş. Ne pis tarihiniz varmış ya. Doğru ama evet. Genelde bu tip işler kendi tarihinden e, yansımayla çıkan işler. E, o yüzden de kolonistlerin belki de böyle olması onlar için de daha doğru demeyeyim de daha yani onlar için yazılabilir e, oluyordur. Diğerlerinin tabi yazmaları daha zor. Onun dışında bu bölümde e, en sonlara doğru şu oluyor işte data tekrardan şeye döndüğünde işte daha, yani sona gelmeden önce şu da var. E, halkı ikna etmeye çalıştığı bölümler var. Orayı da biraz konuşalım. İşte, Tabii, o tek tek denemeleri işte aynen. aslında tam bir bilgisayar gibi hani farklı fonksiyonları deniyor. Tuttu mu tutmadı mı diye farklı fonksiyonları <laughs> denemeye devam ediyor böyle. Orada da kadınla yakınlaşıp şey diyor işte reverse psychology uygulayabilirsin bak işte falan. onu da deniyor. işte bunları evet. korkutuyor falan. Ama işe yaramaya başlıyor ama günün sonunda şu anlaşılıyor. Oradan birini ikna ederek gidebiliyorsun. Yani içeriden fethetme geyik gibi dursa da gerçekten hani anlaşılabilir olma, gösterme. Ya insanoğlunun şeyi var abi. Görmeden hiçbir şey ikna olmuyor. Bak inanma da demiyorum. inanabilir ama yine ikna olmaz. Görecek, yaşayacak, başına gelecek, korkacak, dürteceksin. Ki bak Enterprise da böyleydi. Daha işte geçenlerde geçen sezon sonuna doğru şeyi konuşuyorduk işte. Ya biz bu bölümünden sonra Borglar yüzünden hazırlanmaya başladı. Aynen. Aynen Hı -hı. işte. Orada da aynı şey. Aslında sen çok ilerdesin. Kafan inanılmaz gelişmiş. E, keşiften keşfe koşuyorsun. Ama uyandığın nokta yine hissettiğin nokta oluyor. Ya da yaşadığın korktuğun nokta oluyor. Tabi. Data da bunu yaşıyor ve güzel çözüm üretip ikna ediyor onları. Valla o konuda gerçekten şey sahnesi çok ilginçti. Herif ikna edemiyor edemiyor. En sonunda bunların tüfekle toplanmış adamlara tak tak sıkıyor. Bak diyor bu benim sıktığım bir de ben pampanızım diye az sıkıyorum. Eloğlu gelecek <laughs> ananıza bacınıza sıkacak falan diyor böyle. Millet o zaman ha toplanalım gidelim oluyor. Çok Değil ilkel mi? bir çözüm ama bir yandan da bu ilkel çözümün çalışmasını anlayabiliyorsun. Öte yandan belki de bizim kaçırdığımız başka bir şey var. Tabii ki bu kolonistler başka bir uzaylıya rastlamamış biri olabilirler abi koca ömürlerinde. Tabii. Yani i̇şte, evet, kolonist tabii. dediğin gerçekten yani itin götü Kurtköy'de bir kurulmuş bir yer yani anladın mı şimdi neresi orası kimse gitmemiş avcıların ötesinde bir yer yani o bulundukları yer yani <laughs> kimse hatırlamıyor uzaylı falan görmemiş olabilirler elf melf, cüce müce anladın mı durov murov hiçbir şey görmemiş olabilir bunlar yani <laughs> bir anda gökten bir robot geliyor diyor ki abi adamlar geliyor çıkın falan hani oradaki o muhafazakarlık bir dakika lan nereye gidiyoruz yani aslında anlaşılabilir bir cahilliğin sonucu ama anlaşılabilir bir cahillik. O adam... Tabii tabii kesinlikle. Mesela şeyden haberim yok. Bir galaktik televizyon var mı? Her gün oturup işte uzaylı haberlerini, entertainment channelı falan izliyorlarmış gibi bir halleri yok çünkü federasyonda öyle şeyler bitmiş. Daha o, fonksiyonel bir komünite. Daha dağdan suyu yeni indirmişler zaten oğlum. İşte bak su getirdik. Çok güzel su falan diyor. <laughs> Seviniyorlar 90 senede. Yani. Yani, aynen. <laughs> Burada tabii McKinsey karakteri işte. Kadın karakterle Data'nın da ufak bir ilişkisi var. Yani işte. evet o robotçu abla çok ilginç ya hakikaten evet. bir robot mu deyip iki da ilk dakikadan daha böyle evet. hemen saçını arka yatıp geliyor yani. Fully functional mısınız efendim evet. <laughs> <laughs> Picard'ın tarafını nasıl görüyorsun peki? Picard burada çok iyi çalıştı aslında. Önce işte kanunda aslında bak o da Data'nın yaptığını yaptı bir nevi. Önce kanunu kullanmaya çalıştı. İkna edemeyeceğini anladı. Sonra çok güzel bir açık buldu. Ee, Diana Troy ile çalışıp sonra kendi de bunu keşfetti. Çünkü daha önce şeyde işte bunlarla görüşmek için 372 derece yolladık olmadı. Şimdi bunu tek başına çözmek çok zor. Ne yapacaksın o zaman? İşi zora süreceksin. Bu hem e, bilinen hukuksal şeylerden biridir ya yani işi zora sürmek, e, karşı tarafın tadını kaçırmak, süreyi uzatmak falan. Data aslında para Picard'tı bir nevi Data'nın yaptığını diplomatik düzeyde başka bir aşamada yapmış oldu. Ya Picard'ın zekası zekası inanılmaz ya. Yani Picard Picard'ın bu kadar zeki yazılabilmesi de büyük bir başarı ama sırf şey başarısı değil bu hani iyi yazabilir yazabilen birinin başarısı değil zeki birinin başarısı bunu herkes yazamaz yani. Çözüm üretmeyi beceriyor herif yani o çok güzel evet. bir yani matematiksel zeka değil belki de anladın mı işte oradan kuantum çarpıştırırız falan gibi değil herif ama nereden çözüm bulurum ona odaklanıyor iyi bir yönetici herif gerçekten. Kesinlikle. Ve şey de güzel. Ee, o bölümün sonunda anlaşmayı bunlara patlatıyor. Ondan sonra taktiği kapattırıyor. Sonra herifler geri çağırıyor. Önce böyle... <gülüyor> <gülüyor> da böyle... Şimdi Duvarım onlar düşünsün. Böyle, Şimdi onlar düşünsün tripleri böyle. Tabelası var. USA Center diyor. da çok ilginç. Tabela var orada. Tabelanın tozu birikmiş tozunu alıyor falan. Çok komik de o kısımlar ama o kısma kadar sen de Picard'la beraber gıcık oluyorsun ya. Evet, çok şey oluyor. Biliyorsun. Yani helal olsun be diyeyim. hani bu cevabı vermesi güzel oluyor böyle. Şeliyakların tasarımı benim aksine bu bölümde çok hoşuma giden bir şey. Evet ya çok hem ürkütücü hem de şey duruyor böyle e, belli yani bir farklısın ve korkuyorsun yani tanımlayamadığın Tabii. için de korkuyorsun. Ya evet şu şeyden ne zaman uzaklaşırlarsa o zaman biraz daha hoşuma gidiyor. Alnına plastik yapıştırdığımız <laughs> insanlar modundan birazcık çıktığımızda daha keyifli oluyor açıkçası. Çünkü oğlum koca evrendesin ya. Gerçekten abuk subuk şeyler çıkabilmedi yani karşına. Onu onu zorlaman Peki, lazım. Helian Corporation yani. sence 90'lı 80'li senelerde yaptıkları pisliklerle insanların dikkatini çok çekmiş olan Shell Corporation'a bir gönderme mi? Bir de böyle petrol gibi gözüküyorlar falan. Ha bak güzelmiş bu. Bunu bilmiyordum. Ha güzel. Doğru diyorsun evet olabilir. Ya ben de şüpheleniyorum. Böyle net bir şey okumadım ama şey gibi düşünüyorum Bu hani. Ara şeyin böyle, ortakları İngilizler ve Daçlar zaten. Şey. <laughs> yani böyle şey bir hali yok mu biraz hani orası şirketimizin insan mı insan çıkacaksınız filan böyle var, zalim var. şirket hani. Bir de petrol tipleri var, isimleri de Şeliak filan. Böyle biraz şey gibi Yo, geldi doğru, bana. Doğru, hani doğru, doğru bir o senelerde çünkü böyle petrol şirketleri inanılmaz eleştiri alıyordu ya. Bu arada şeye de doğru. E, yani insan şeyi tartışık ya biraz işte. Yani sömürge konusunu ee, geçen bölümde de konuşmuştuk yani oradan e, sömürge konusuna giderken işte, işte sendenin de bahset, İngilizlerin Amerika'yı keşfetmesi oraya yerleşmesi için bu İngiliz ve Daçlar gerçekten dünyanın her yerine alakası noktasına gidip e, hep ticaret başlatmaya çalıştıkları için Şehir yakların tutumu da biz burada işimiz var kardeşim insan insan dediğin gibi e, kesinlikle doğru bir tespit bak bu güzelmiş sevdim bunu yani öyle bir şey çıkmış olabilir gerçekten. Çünkü Kesinlikle. ilk kez bir corporation'la rastlaşıyoruz. Kötü bir corporation ve isimleri de yak falan. Bana bunu düşündürtmüştür yani. Bakalım uzun vadede e, yakları tekrar görürsek zaten yine bu konuya döneriz. Corporation olmaları ayrıca güzel Aynen. bir detay mesela. O da hoş bir, bir ilginç bir detay. Yani. Zaten detay orada. Ben oraya çok odaklanmamıştım. Bence çok çok iyi yakalamışsın. Yani şöyle söyleyeyim sana. Stellariste mesela şu e, çok övdüğüm tur bazlı pardon tur değil 4x strateji oyunu var ya bir tane Paradox'un oraya He. bir tane şey getirdiler. Başta onlar da hep böyle krallıklar, imparatorluklar takılıyordu. Sonra Corporation güncellemesi getirdiler. Corporation'lar mesela ırklardan bağımsız bonuslar falan alıyorlar ve hmm. neredeyse bir krallık, imparatorluk kadar güçlü olabiliyorlar. Bilim kurgularda çok işlenir aslında. Mesela şeyde de vardır. Star Wars evreninde bile bir iki tane böyle en son şeyde eklediler filmlere. Ee, Han Solo'nun yeni çıkan filminde. Sol Solo'da mı? Solo'da şeyi eklediler. Bir tane böyle suç örgütü var. Galaktik suç örgütü ama hakikaten çok büyük. Yani şey işte her zaman mantıklı onu Star Trek'e eklemeyi kaçırmamalarına ki 80'lerde çok erken ekliyorlar aslında diğerlerine çok daha sonra gelecek de. Yani koca galaksi elbette krallıklar imparatorlar olacağı gibi bazı oyunları evrim süreçlerini aynı bizim dünyamız gibi cyberpunk bir şekilde atlatıp şirketlere teslim bir şekilde bitirecekler. Galaksiye şirketler çıkacak belki de. Ya tabii canım. Mesela şu an dünyada SpaceX en ciddi gelişmeyi yapıyor ya. Yani şey düşünsene belki bin sene sonra başka bir uzaylı ilgili ırkıyla işte şey ne bileyim SpaceX şirketi görüşecek ilk insanlık adına. Yani illaki de her zaman bilmem ne federasyondan kaptan bilmem kim olmayabilir yani. Tabii canım. Belki de bu dizi şimdi yapılıyor yapılıyolsaydı şelak de işte maskiyak falan olacaktı bilmiyorum. <gülüyor> İleride <gülüyor> olabilir. Gönderme varsa. Güzeldi bölüm ya. Var mı ekleyeceğim başka bir şey bölümle ilgili? Yok yani. Tatlış bir bölüm. İşte ben hep söylerim abi 3. sezondan başlamakta. <laughs> ya konuşacak e, malzemeyi de çok veriyor bölümler ama bakalım 3. bölüm, bir sonraki bölümde konuşacağımız 3. bölümde neler olacak. Onu tabii biraz da daha... Detaylarına bakacağız. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Ee, yine kanalımızı beğenin, like edin, çana tıklayın ki Star Trek bölümleri nerede abi diye soruyorsunuz. Kaçırmayın. Haberiniz olsun. Hadi bay bay.